Şimdi Kocaslan ilçemizin aslında bir tarım ilçesi olması lazım. Yani Kocaslan ilçesi insanların aklına geldiğinde ya orada ciddi manada tarım yapılıyor. Orası bir tarım ilçesidir diye dedirttirebilmemiz lazım. Biz zaten bu göreve talip olduğumuzda şunu hedefledik. Yani Kocaslan ilçemizi biz tarım ilçesi yapalım, Kocaslan ilçemizi eğitim ilçesi yapalım, Kocaslan ilçemizi turizm ilçesi yapalım diye tarımla ilgili projeleri düşündüğümüzde de şuna karar verdik. Dedik ki şimdi Kocaslan 1.6 milyon kilometre kare. Yani ciddi manada büyük bir yoğunluğa sahip, büyük bir alana sahip ve biz Yozgat'la sınırız. Ama burada çok ciddi bir alan olmasına rağmen ciddi bir nüfus yok. Yani var ama bir Melikgazi kadar yok. Melikgazi'nin 2,5 katı büyüklüğe sahibiz ama Melikgazi'nin %60, %70 daha az bir nüfusa sahibiz. Biz de dedik ki tarımla alakalı ne yapabilirsek hem tarımdaki çiftçilerimize bir destek vermiş oluruz hem de burayı bir tarım ilçesi haline getirebiliriz diye düşündüğümüzde işte bu cırgalan biberinin, gömeç fasulyesinin, yamalı patlıcanının bir tanıtım eksikliği olduğunu gördük. Yani çok güzel ürünler oluşturuyoruz ama coğrafi ürünlerin, coğrafi tescilinin yapılamadığını gördük. Biz bir şekilde bu ürünleri tanıtmamız lazım. Bu ürünleri öncelikle kendi bölgemize tanıtmamız lazım. Kayseri'mize, Nevşehir'imize, Sivas'a, Kırşehir'e tanıtmamız lazım. Akabinde İç Anadolu'ya, akabinde Türkiye'ye, akabinde dünyaya tanıtmamız lazım. Aşama aşama ilerleyecek bir şey gerçekleştirmemiz lazım. Buradaki çiftçilerin bu ürünleri daha fazla üretebilmesi, bu ürünlerin o tadının, o özelliğinin kaybolmaması için de destek vermemiz lazım. Kocaslan Belediyesi olarak bizim şöyle bir desteğimiz olacak çiftçilerimize. Şimdi bu ürünleri üreten çiftçilerimiz, bu ürünleri satmak istediklerinde bir alıcı bulmak zorundalar. Bir tüccar bulmak zorundalar. Şimdi tüccara bu ürünü götürdüklerinde şöyle bir sıkıntıyla karşılaşıyorlar. Tüccar diyor ki bu ürünü ben senden tarladan alırsam 2 TL'ye alırım. Bana getirirsen, benim depoma getirirsen 3 TL'den alırım diyor. Yani çiftçimizin tüccarın ayağına onu bir şekilde götürmesi lazım ki %50 daha fazla satabilsin. Çiftçimizin çalıştıracak fazla personeli yok. Çiftçimizin oraya götürecek bir elemanı yok, bir şoförü yok, bir aracı yok. Biz dedik ki Kocaslan Belediyesi olarak biz kendi inisiyatifimizde bulunan araçları çiftçimizin emrine amade edelim. Belli başlı dönemlerde, takvimlendirilmiş dönemlerde, cırgalan biberin hasat zamanında, gömeç fasulyesinin hasat zamanında, yamalı patlıcanın hasat zamanında bunu takvime bağlayalım. İnsanlarımız randevusunu alsın, kendileri toplasın, araca yüklenmesi ve ilgili alıcıya götürülmesi noktasında biz lojistik olarak destek verelim. Yani Kocaslan Belediyesi'nin bir sürü aracı var ve bu araçların tamamı 7/24 çalışmıyor. Çoğu zaman işte araç parklarında, otoparklarda yatışıyor. Biz bu araçları bir şekilde halkımızın emrine vermemiz lazım. Bunu da en güzel bu şekilde gerçekleştirebiliriz. Bu sayede ne olacak? Çiftçimiz 2 TL'lik ürünü 3 TL'ye satınca daha fazla üretmeye başlayacak. 2 TL'lik ürünü 3 TL'ye satınca morali yükselecek. Ya da yani, maliyeti düşürünce. Tabii maliyeti düşürmüş olacak. Sonuçta mazottan kurtarmış olacak. Evet. Elemandan kurtarmış olacak. Şoförden kurtarmış olacak. Yani projemiz çok basit. Kocaslan Belediyesi'nin inisiyatifinde bulunan araçları o hasat dönemlerinde çiftçimizin emrine amade edeceğiz. Evet. Ücretsiz olarak lojistik desteği vereceğiz. Peki.